Ay, mübaşir, bakar mısın? Oo, hoş geldiniz Hakime Hanım. Ne alırsınız? Ay, ne bileyim, neyim var bugün Bey İbrahim? Hakime Hanım, başlangıç olarak haciz, miras davam var. Ara sıcaklardan boşanma, gasp, hırsızlık. Ana dava olarak şahane cinayetim var. Tavsiye ederim. Ya İbrahim, kuyruk sokumu davam var mı ya? Canım çekti şimdi. Hakime Hanım, sokulmuş kuyruğun davası olmaz. Tamam hadi. Hadi sen bana miras ver bari. Miras versen bana. Hakime Hanım, ben size miras vermeyeyim. Size gelmez mirasım. Bayat. 21 yıldır sürüyor. Siz yabancı değilsiniz. Hı. Ben size şahane boşanma vereyim. Hadi. Taze, ilk celsede, sıcak sıcak. Hadi gönder bari be. Başüstüne. Hadi. Davalı Hüseyin Tahin Pekmez. Tamam ya, bağırma, geldik onu. Merhaba hakimem. Ne yapıyorsun ya? İyi miyim? Hüseyin Bey, avukatınız var mı? Eğer avukatınız yoksa size bir avukat tahsis edebiliriz. Eğer büyük boy avukat menüsü alırsanız size altılı sanık kanadı bedava. Yo, o bana biraz fazla gelir. Çocuk menüsü varsa böyle şeyle olacak. Lütfen. Yersiz şaka oldu. Benim yok avukatım var. Kendisi kadın olduğu için biraz geç hazırlanıyor. Ama gelmek... Aha geldi hatta. Evet, hoş geldiniz. Hakime Hanım, Mübaşir Bey, Muvakkıl. Müvekkil. O halde ben davacıyı çağırayım. Çağır, çağır. Davacı Burcu Tahin Pekmez. Allah senin belanı versin ya. Allah senin cezanı versin. Seni var ya öldüreceğim, öldüreceğim gerizekalı. Seni böyle içine pamuk tıkacağım. Olacaksın böyle penus ayı. Ne böyle kaçacaksın. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dava beni aşar, ben kaçtım. Hadi çık. Hadi. Ne oluyor canım burası? Ne böyle? Çocuk parkı mı burası? Ya hanımefendi, kendisi benim hiç... hem karım hem de avukatım. O açıdan. Hem savunuyor hem de diyor. Nasıl oluyor o iş ya? Resmen müvekkilinize vuruyorsunuz. Nasıl oluyor bu iş? Ya ben kendisine dedim ayrılmayalım. Boşuna masraf olur dedim. Evet. Kendisi dedi ki o masrafı benden olsun dedi. Avukatlığını da ben yaparım dedi. Öyle saçma bir şey oldu yani. Kesinlikle Hakime Hanım. Şu an avukat konuşuyor. Hakime Hanım, benim müvekkilimin karısı ondan boşanmak istiyor. Peki, peki. İyi madem. İyi madem bir yaşıma daha girdim. Peki, anlatın mevzuyu bakalım. Niçin? Bu arada pardon, ben şu an hanginizle görüşüyorum? Ha. He, karısıyla görüşüyorsunuz. Memnun oldum, ben karı. Peki efendim, peki. Anlat bakalım. Niçin kocandan boşanmak istiyorsun? Anlat bize. Ya şimdi Hakime Hanım, benim bu keseli sıçan olan kocam, bu pilav üstü az döner kocam benimle yeterince ilgilenmiyor. Ben yani bir kadın olarak ilgi istiyorum, böyle alaka istiyorum ama benimle yeterince ilgilenmiyor. Ben de o zaman kendimi boşlukta hissediyorum ve boşanmak istiyorum efendim. Tamam, şimdi biraz daha detay ver bize. Yani ne gibi ilgisizlikler, bundan bahset bize. Detaylı anlat. Detaylı anlatayım. Mesela her kadın ilgi istiyor. Ben böyle saçımı yaptırıyorum, ondan sonra geliyorum eve, ondan sonra bu bana bakıyor böyle. Ben de ona bakayım. Bana bakayım. Ben ona bakayım. Ona bakayım. Ben ona bakayım. Ona söylüyorum ki, nasıl olmuş? Buralarda bir değişiklik var mı? Bana böyle yapıyor. Bence sen çok kilo almışsın. Ayı gibi olmuşsun. Ayı diyor bana ya. Ya ama şimdi bir dakika, orada şöyle bir durum var. Ben kendim bireysel olaraktan balık etli kadınlardan çok hoşlanıyorum. Yani kendisinde zaten normal koşullarda çinekopum, lüferim, çiftlik levrem, kalamar tavam falan diye seviyorum. Yani benim o kiloya olan sövmem, sevgiye olan aşkımın, keşmekeş aşkımın vukuat buluşması. Sus lan! Gerizekalı! Çengel bulmacalardan öğrendiğin kelimelerle burada hepimize hava atamazsın! Bağırtırma cır 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 burada. Öğrenmeye çalışıyorum bir şeyleri. Bir dakika. Bak ne güzel seviyormuş işte adam seni. O kadar sayıyor lezzetli lezzetli. Neyini beğenmiyorsun bu adamın ya? Ya yok hakimem yok ya. Kurban olayım ya.
O kadar yalnızım ki. O kadar yalnız. Bak bir şey söyleyeyim. Bu yüce yargıya saygım olmasa burada size asılırım ya. O derece. Yani şu yüce divanda, yüce, yani büyük bir divanda seninle ben. Yani bu şu an duruşmadayız tabii de hani o duruşa bir duruş. Siz ne diyorsunuz efendim? Ne biçim konuşmalar bunlar canım? Lütfen devam eder misiniz avukat hanım? Devam edin. Evet hakim hanım. Efendim benim müvekkilim kesinlikle haklı. Bu kadının bu saçma tavırları yüzünden müvekkilim eviyle yeterince ilgilenemiyor efendim. Hı hı. Lütfen efendim. Bu adamın da canı can, bu adam da haklı. Elinizi vicdanınıza koyup böyle karar verin. Hı hı. Ben de haklıyım. Evet. Ulan şu savunmanın, şu cevvalliğin yarısını evde gösterseydin yuvamız dağılmayacaktı lan. Hadi be. Lan pek de heveslendim ha. Gel iki dakika kıstırayım mı? Ne? Hayır ya! Sanma bana! Dokunma! Hüseyin Bey, evde genelde karınız size nasıl davranıyor? Bunu dinleyelim şimdi. Hayvan gibi. Yok. Bildiğin hayvan gibi. Daha evlendik bir kere eli elime değmedi, yeminle diyorum sana da. Peki. Bak, en son yatağa kendisini dikenli tellerine çevreledi. Bir tane evladımız var. Aha ben onu yapana kadar. O dikenli tellerle. Yani el ele değmedi, elim değmedi yani el değmeden. İmalattan sofranıza o. Ha buram delik deşik daha detaya girmiyor. Nalet girsin. Ya hakim hanım evet. Ya Allah aşkına siz bakın bu adamı bir sevmeyi deneyin. Bakın nasıl olacak bir deneyin hadi ya. Hadi canım hadi olur mu öyle şey hadi. Allah sen ya Allah'ın adını dedim hakim hanım. Allah kızım aşkına, ne yapıyorsun Allah aşkına? Gel ya gel bak bir sevmeyi dene bak nasıl olacak. Kızım ne yapıyorsun ne saçmalık ya bir bu. Bir dene ya Allah aşkına ne bir dene ya. Ne yapacağım anlamadım ki. Sev 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 güzel cümleler ay, söyle. Ay ne şeker. Ne güzel, ne tatlı bir şey. Ay, Amanda ne şekerli. Ay Amanda, Amanda. Ay bu ne çirkin, iğrenç bir şey bu ya. Olmuyor kızım, olmuyor. Zorla ya. Bir dakika, o zaman ben de mağdurum. Ay ben de mağdurum. Ben de sevgiye ihtiyacım var ya. La şu hayatta Atilla Taş kadar sevenim yok ya. Ne? Hakim hanım, yalan söylüyor ya. Bu adam benim üzerime kuma getirip beni aldattı. Aa, şimdi bir dakika, bir dakika. Hüseyin Bey doğru ya mu senin söylüyor? Yani ya eşinizin üzerine herhangi bir kuma getirme girişimi olundu mu? Kuma? Kuma. Kuma. Kuma getirdiniz mi eşinizin üstüne? Ha, kuma. Evet. Kuma. O şey ya. Kedi kuması. Ya o... Ha onu diyor. Ya sokakta dolanıyordu. Ara dedim la bunu niye atmışlar bu daha şey... kızı görünce. Dedim o zaman ben bunu alayım dedim hani evde. Be... Ya İsa... La bu insanlık yaptım ya. Hay Allah Allah. İnsanlık yaptım sokaktakini alıp ya. İnsanlık suç mu? Çok özür dilerim. İdam et. Aa, ay inanılmaz bir şeysiniz ikiniz de. Gerçekten çıldıracağım ya. Peki soruyorum. Evet. Şahitiniz var mı? Var. Hadi çağır. Ben buraya biricik oğlum Bilal'i çağırıyorum. Tek suçum bu adamın tohumundan ölmek ona. Hüseyin özlemişiz be. Vallahi mi? Önce duygusal girdim. Neredesin oğlum sen? Yatıyoruz ya. Sen niye böyle kafana ezip geliyorsun, esmiyorsun, gelmiyorsun? Ne kafama? Kafana esince geliyorsun. Kafanı ezip geliyorsun anladın mı? Saçma. Ne böyle ezip geliyorsun? Ya çok karışık ya ortam. Yani ne hayatım ortamı? Çok karışık. Neler var? Ya biz şimdi burada da hani söyleyelim. Dost hayatı yaşıyoruz. Öyle değil ya biz... Sen bunu biliyor musun? He? Sahne hayvanı var. Gördün mü sen Yeter'in sahne hayvanını? Yani şey mi, Amerika'da yanlış... var onlar, bildin mi? Orada işte, orada bulaşmış ona. Ya biz Burcu'yla ayrıldık bir süre evvel. Evet. O yüzden ben hani duygusal oluyorum, o yüzden gelemiyorum. He. Ama şey yapıyoruz yani. Biz dostuz dedi bana. He. Biz zaten dostuz dedi. Dostumu yedim diye bana mesaj atıyor. Ya yanlış bir şey söylemiyorum ki. Peki doğru mu? Seni görünce duygusal anlar yaşıyor, üzülüyor. O yüzden mi gelmiyor sana? Çok da ya onlar yaşıyor. Çok üzülüyor, ben anlıyorum. Peki bu çift karakteri oynamak zorlamıyor mu seni? Zorluyor. Buzdolabına soktum kafamı, yandı çünkü. Nasıl düzeldi sonra? Bilmiyorum. Peki bu yandaki favorileri yani eski zaman avukatı gibi görünmek için mi bıraktın? Yok. Niye bıraktın?
Öyle sıkılınca tutuyorum burada, yorulunca böyle, yorulunca buraya tutuyorum. Peki var mı Hüseyin bir inandırıcılığı? Normal bu, normalde de öyle ki. Normal bir ona giyip öyle gidiyor ha, o. Çabuk sinirleniyor mu, ne yapıyor? He? Çabuk sinirleniyor mu, çok çabuk değişimleri var mı? Çabuk sinirleniyor. Ya zaten normalde hani ben şey yapamadım, bunun hastane masraflarıyla uğraşamadım. Ne gibi? Ne dertlerle gidiyorsunuz hastaneye? Kim o? Hangi? He? Kim o? Bizim şey ya. Bundan bak, diyor ya bunun. Geniz etinin doktorunun şeyinden bahsediyor. Ha, bana. He. Geçmiş olsun. Sağ ol ya, çok kötü ya. Sürekli sabah diye kalkıyor. Ben ne gibi sıkıntılar yaşıyor? Abi normalde yani bu biz beraberken de hani sürekli öyle evin içinde de sağ solu belli olmuyor. Çok tırsıyorum ben. Bugün beni kesecek diye ödüm koptu, ondan ayrıldım ben ya. Onu anlatma. Dur bir deneyelim bakalım. Evet. Çift karakteri nasıl çalıştın Burcu? Heh. İkisinin zıtlıklarını düşündüm. Ne var zıtlıkları? Kadının gazı var. Öbürünün gazı yok. Onu mu kafanda? Kadın gergin, gazı olduğu için sıkıştırıyor. Neyi sıkıştırıyor? Neyi sıkıştırıyor? O zaman kurtarıyor mu? O zaman tıs tıs. Sessiz. Sessiz oluyor. O yüzden böyle yürüyor. Öbür kızın bir derdi yok mu? Rahat. Hiç onun gazı yok. Her şey yerde. Böyle koşturuyor sağa sola. Evet Hüseyin. Anladın mı ne demek istediğimi? Şimdi bununla çok uzun süre geçirince sende de normalde böyle bir gaz oluyor zaten. Ama onu hiç bırakan yok. Hep var gazım böyle, hep içine. Yani artık bir yere kadar geldi. Dünya kadar psikologtan sonra artık yapacak bir şey yok. Evet, biz yine de seni bekleriz her zaman. Kapımız açık. Sağ ol, Allah razı olsun. Alkışlayınız, gülleriniz oldukça geliriz aslında. Niye gelmek ya? Evet. Hay Allah'ım, siz ne biçim bir şeylersiniz ya? İddia makamına soruyorum. Şahidiniz var mı? Evet hakim hanım, şahidim var. Hı. Benim biricik oğlum Bilal'i buraya çağırıyorum. Kendisinin tek suçu bunun tohumundan ölmektir. Tamam, Bilal, gel oğlum. Çağır. Bilal. Oğlum. Oğlum. Sese gel oğlum. Sese gel oğlum. Sese gel, gel. Gel sese, dön oğlum. Dön oğlum. Tut oğlum. Hah. Annem benim. Yavrum, bu kaç oğlum? 8. Aferin oğlum. Şimdi evet. Sen şahit oldun ya bazı şeyler oğlum. He, onları anlat burada hakime hanıma. Babam annemi atlattı. Oğlum atlattı değil, aldattı. Babam annemi aldattı. Heh, dur. Ulan benden aldın DNA'lar sana haram zıkkım olsun. Sen nasıl konuşuyorsun? İdir anne. Şşt, avukat hanım bir şey yap. Ha, avukatım çağır. Hiç merak etmeyin Hüseyin Bey, şimdi olayları çözeceğim. Bilal oğlan, sen babanı en son bir kadınla görmüşsün. Doğru mu? Evet. Güzel. Peki, gözünde gözlük var mıydı? Yoktu. Yoktu. Çok güzel. Hakime hanım, evet. Elimdeki kayıtlara göre 13 derecem yok. Yaşından büyük miyobu olan bir çocuğa nasıl inanabiliriz? Başka sorum yok. Teşekkürler. Bravo hakimim. Yürü be. Anne ya. Anne yok, avukatım ben. Heh, helal olsun. Çık dışarı. Yürü git lan sen de. Sen de git. Çık dışarı. Pislik. Çocuğum lan ben. Evlat olsa sevilmez, şuna bak. Ya bu nasıl benden çıktı ya? Hakim evet, hanım. Hakim hanım. Evet, benim dinliyorum. Benim elimde bazı deliller var. Evet. Bir saniye. Hah. Evet. Bazı deliller var. Onlar size mesajlar. Onlar size okumak oku, istiyorum. Bakın. Oku. Cinsel solüsyonlar için 35. Bu değil, bu değil. Öbür mesaj. Ha. Seni yiyeceğim, öpeceğim. Seni ısıracağım, bitireceğim. Virgül. Hüseyin Bey. Doğru mu bu mesajlar? Onlar... Ya? O mesajlar şey ya, ne? Benim normal kendi arkada avukatımla görüşmek istiyor. Görüş. Ne yapacağız la?
Çok pis yerden yakaladılar. Mutlaka bir anlaşma yapmamız gerekiyor. Şu konuşun manyak karıyla, hadi bir şey halledelim. Ben konuşayım, tamam. Hakime Hanım, evet. Konuşuyorum ben. Buyurun. İtiraz ediyoruz. Ha, ben de senin itibarını ediyorum. Efendim, benimle düzgün konuşun lütfen. Ha, hani konuşmazsam ne olacak? Ele, 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 ele. Efendim, ele, ele, ele ne demek? Anlaşmaya varalım lütfen. He, sen var, ben geliyorum. Ele, 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 ele. Ne olacak, ne olacak? Seni dinlemiyorum. Ele, ele, ele. Düzgün konuş. Ali, bana kurum. Telefonu konuşma ya. Bana bak. Hiç sen kurum. Hat, hat. Bırak, hiç. Basır, basır. Bak. Çak şunu. Çak şu elini. Çak elini. Ne diyor lan manyak karı? Vallahi iyice delirmiş. İyice delirmiş. Efendim. Vallahi kadın kafayı yemiş. Bakın Hüseyin Bey, siz şimdi bu kadını aldattınız mı, aldatmadınız mı? Ya yok tövbe ya. Ya arkadaşım, sen şimdi erkek adamsın. Olmuştur böyle bir şeyler. Ya şimdi bizim de kendimize göre var tabii ufaklık. İşte duydunuz mu Hakime Hanım, beni aldatmış ya. Kendi kendine itiraf etti, aldatmış. Kesin cezasını. Tamam, sus. Cırcır, sonucu açıklıyorum. Mahkeme karar verdi. Hüseyin Tayin Pekmez suçlu bulunmuştur. 100.000 TL tazminat ve her ay 5.000 TL nafaka ödeyeceksiniz. Var mı başka bir söyleyeceğiniz bize? Var hakimim. Söyle. Adaletinle, insanlığına kurban oldum hakimim. Bu da mı gol değil be? Değil. Ha tamam, o zaman görüşürüz. İyi günler. Belki zor bir mesele ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.